Merhaba sevgili Konya TV izleyicileri. Kitabın ortasından programın ilk bölümünü çekiyoruz. Umarım keyifli uzun bölümler çekmeyi de planlıyoruz. Bu bölümde konuğumuz Mustafa Özkan. Mustafa Özkan benim okul arkadaşım. Aynı zamanda da sosyal medyadan ilgiyle takip ettiğim birisi. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ben seni tanıyorum ama izleyiciler de seni kısaca tanısın isterim. Allah razı olsun. İsmim Mustafa Özkan. 1982. Konya doğumluyum. Esnafım. Yani esnaflıkta zaten ben seni hep şey görüyorum. Sürekli gezerken görüyorum. Vallahi Osman'ım biliyorsun yani biraz Konya aşığı bir insan olduğum için çok kıvırarım ben Konya'yı. Yani il, ilçe yani şöyle söyleyeyim Konya'nın bugün 31 ilçesi varsa 31 ilçenin nereden baksam 28'ini kıvıradım. Oo, hepsine gittin. Yani Allah'a çok şükür gittim. Bir çeltik kaldı bildiğim aklımda kalan. O da dünyada iline en uzak ikinci ilçe olduğu için yani merkeze 217 kilometre bir ilçemiz. Uzaklığından dolayı değil de yani o taraf biraz daha sapa geldiği için ne bileyim yolum düşmediği için öyle söyleyeyim. Yolun üzeri olmadığından gidemedin yani. Normalde giderdim yani. O yüzden ben çok kıvrarım yani Osman'cığım. Bu kıvramayı bilmiyorum. Şimdi gençler biliyor mu? İzleyicilerimiz şimdi bilmiyor mu? Hani sen geziyorsun diye şey yaptım ben de direkt kıvramaya çevirdim. Ben biraz Konya dilini, Konya ağzını severim. Kullanmaya da gayret ederim. Kıvramak, dolaşmak yani gezmek. Hani kıvramak o anlamda söylenir bizim Konya'da. Gezmeyi, mezmeyi falan ben böyle biraz pek alengirli lafları pek sevmem Osman'ım beni biliyorsun yani az çok. Allah'a çok şükür biraz kendi dilimizi, kendi ağzımızı kullanmayı seviyorum. Yani kullanmayı, yaşatmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim ben sana yani. Mesela bunu çok insan yapmıyor. Yani bunun kubuzluğunu yapıyor mu diyeyim sana? Vallahi şimdi o da ayrı bir kelime. Bunun kubuzluğunu şöyle söyleyeyim yani. Şundan dolayı söylüyorum. Yanlış anlama beni. Sen bir video çektin. Konyalılar doğarken neydi o? Konyalılar etli ekmeğinden doğar, etli ekmeğinden ölür. Aynen. Şimdi o mesela senden sonra Konya'dan meşhur oldu gitti. Aynen. Yani birçok Konyalıcayı kullanmanın kubuzluğunu yapıyor mu? Yok. Ben de öyle kubuzlanma kesinlikle yoktur. Yani bu anlamda... Bu arada izleyicilerin kubuzluğu bilmeyen de vardır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kubuz şu anlama gelir. Yani hani ekabir. Yani her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben yaparım. Her şey ben. Yani biz değil de ben odaklı, merkezli bir söylem diyelim. Yani hani kubuzlanma o anlamda. Kendini yani belirmiştik. Yani. Egoistlik. Aynen. Biraz daha öyle açarsak. Megoloman. Aynen. Biraz daha böyle şey yaparsak egoistlik, kendini beğenmişlik. Yani her şeyi ben yaparım, ben bilirim. Kubuzlanma o manada. Öyle söyleyelim. Biraz önce şeyde kaldık. Osman kardeşim hani Konya'nın 31 ilçesi var falan derken ben şunu söyleyeyim. Bugün Çeltik'le bugün bir Taşkent senin olduğun ilçenin arasında bu arada ben de Bozkırlıyım. Hani bizden biraz biz daha sonra. Biz kendimizi Akdeniz'i görüyoruz galiba. Biraz daha sonra. Yok ben Konyalıyım. Yok Akdeniz'e yakın yani, olunca. Dağlarımız Toros dağları da yani Konya kültürüyle ben daha çok seviyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani bugün bir Çeltik'le sizin ilçenin arasında bir 350 kilometre var. Bu 350 kilometre mesafe arasında başka şehirlerde uzun yola gittiysen gittin biliyorsun yani kaç tane il geçersin? En az 3-4 tane il geçersin. Geçersin. Ama bizim Konya'da bir ucundan bir ucu 350-360 kilometre var. Rahat var. Çok farklı kültürleri bir arada barındıran bir şehrimiz var. Yemek kültürümüz olsun, işte ne bileyim düğünlerimiz olsun. Çok farklı kültürlerimiz var. Yani bir, Allah'a çok şükür o yönden. Bir de şey var. Ovalı dağlı ayrımı var. Aynen. Şimdi bizim dağlar biliyorsun yani. Bizim o taraflar da dağlılar. Şöyle söyleyeyim. Dağ adamı dağ adamı hasta. Hasta der. Dağ adamı öyle bir tabir var. Şimdi şöyle söyleyelim hani dağ dediğimiz kesim, Bozkır, Hadim, Taşkent işte. Şey Beyşehir'e girer mi dağ? Tabii onlar da girer dağ. Ondan sonra işte ne bileyim biraz daha yukarılarda Akşehir'in bir kısımları dağlıktır. Yani orada da bildiğin gibi orman var. Tabii Doğanhisar, Büyük. Orada da Derebucak, Derbent. Halkapınar, Emir Gazi falan. Oralar biraz daha ovalıdır. Yani Ereğli'miz olsun, işte Karapınar'ımız, Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarıyönü, Çumra. Onlar biraz daha ovalıktır. Güney sınır yarı daha böyle yarı ovadır. Güney sınırın da arka tarafları tam daha bir şey de itiraf etmek lazım. Ovalıların yemekleri çok güzel. Yani yemek kültüründe şimdi şöyle çok kültür yani, fark yani, var.
Şimdi buzlanmış gibi olmayayım da benim annem Konya'nın yerlisi biliyorsun yani. Hani, o vardı. Aynen. Şimdi baban şanslı o zaman. Tabii. Yemek konusunda. Yani bu konuda ben de şanslıyım. Benim eşim de Hululu. O da Ovalı. O da Ovalı. Şöyle söyleyeyim, o tarafın kültürüyle bizim Konya merkezin kültürü biraz eşdeğer gibi, yemek kültürü. Ama düğünlerine, derneklerine baktığın zaman bugün bir kuluda bir düğün perşembe gününden başlıyor. Bizim Konya'da böyle bir adet yok. Şeyde İstanbul'da her şehrin bir günü olur. Mesela işte Amasya günleri, aynen, işte Trabzon günleri, işte Malatya günleri gibi günler olur. O günleri de orada kültürlerle işte meyvesi, sebzesi, yemeği, yöreselleri yayılır. Şimdi ben yıllardır Osman'ım, sen beni az çok sosyal paylaşım sitelerinden de olsun, normalden de tanıyan, tamam, bir arkadaşımsın. Liseden arkadaşımsın. Ben yıllardır yetkililere ricada bulunuyorum. Yani bir bu sene sağ olsun Uğur Başkanımız bir Gastrofest diye bir, o çok güzel bir festival düzenlendi. Yani ben bunu yıllardır söylüyorum ama bunun biraz daha genişletilmesi lazım. Yani bugün bizim 31 tane ilçemiz var. Yani 81 il varsa Konya'da da 31 tane ilçe var. Yani Gastrofest'ten ziyade onların kültürünün yaşatılması adına. Mesela bizim Bozkır'ın Bozkır Kaşık ekibi. Bozkır folkloru mesela. Tahini. Yani Bozkır'ın dahanı. İşte daha. Ne bileyim, dahanı. Tahin değil. Tahin neymiş yani. Daha. Bizim Bozkır'ın dahanı işte ne bileyim, hadimi, üzümü, keçimen, evet, üzümü dediğimiz. Ondan sonra işte ne bileyim. Aladağ bekmezi. Aladağ'ın bekmezi. Yani farklı farklı. Şimdi insanlar gelse oralarda hem yemek kültürlerini göstermiş olsalar, hem işte kendi kültürlerini, düğün, örf, adetlerini, işte ne bileyim. Oraya özgü ne varsa. Lafını kesiyorum da su böreği. Altındaki kadınların tarafını mı, çumranın mı? Çumralar biraz daha şey yapar. İnce bir yapar. Aynen. Şimdi Altınekin'le kardeşlerimiz bize gücenmesinler. Ya herkes güzel yapar da ovanın böyle tam ortası, kitabın tam ortası diyelim. Bizim programın ismi. Herkes yani. Şimdi su böreği dediniz, beni can evimden vurursunuz. Yani su böreği arkadaşlar, size şöyle anlatayım. Su böreği özellikle Konya su böreği olacaksa ocakta yapılacak. Yani tezek ateşinde çağla çırpı ateşini görecek. O korku görecek. Kaldı mı peki? Bakır sini de olacak. Bakır sini bulamadıysanız en aşağı bir alüminyum tepsi olacak. Alüminyum sini. Beze açılacak. Biz bezediriz ya, hani hamuru beze yaparlar ya. Tamam. Onu güzelce incecik açacaklar. Sonra içecek su da sıcak değil bakın arkadaşlar. İçecek su da güzelce haşlayacaklar. Gençler mi dedi? Kelimeleri çoğunu anlamıyorum. Ya şimdi gençler biraz, yani benim kendi evladım da var. Biraz singiller yani, hani böyle. Nasıl? Dur, lafını unutma. Sen su böreğini bir anlat, sonra singili soracağım. Ha, o zaman singili anladı, vereyim geçtim. Su böreği önemli. Su böreği çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi singil demek yani böyle uyuşuk. Uyuşuk hani böyle olur ya. Yani yapsamla yapmasam arasında kalan kişilere singildirler. Yani şu bardaktan suyu aldım, ben içeceğim, içsem mi içmesem. Böyle kıvırı hani böyle uyuşuklanır ya. Adam canını sıkar ya. O tabiri. Miskin. Yani böyle galesiz. Şimdi gençlerin elinde bir de internet var. PUBG'ydi, PUBG'ydi. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne gelenekten, ne görenekten, ne örften, ne adetten, ne konuşmadan, ne şiveden. Hiçbir şeyden haberleri yok. Su böreğine geçelim istersen. Su böreği. Orada kalın. Bezeleri yapmayın. Bezeyi arkadaşlar güzelce içecek suda haşlayacaklar. Senittir. Tahta senit var ya, o açtığımız. Onun küçüklerinden var. Onunla böyle güzelce elinle iyice onu şey yapacaksın. Ondan sonra oradan alacaksın, tepsiye yerleştireceksin. Su böreği kesinlikle arkadaşlar, herkese söyleyelim buradan. Bilmeyenler için anlatalım. Bilenler varsa kubuzluk yapmayalım. Bilmeyenler için peynirden olmaz. Peynirden su böreği olmaz abi. Peynir? Peynir. Peynir yani. Normal Türkçemizde peynir. Biz peynir, zeytin peynir. Böyle söyleyelim. Yani kıymalı olacak. Kıymayı döşedin, onun üstüne tekrar ince bir şey. Abi siz ovalılar zenginsiniz ama. Yani ondan şimdi sonra şöyle söyleyeyim. Yani kat kat yaptıktan sonra, kat kat derken fazla bezi aşmayacağım. Onun da bir sayısı var. İnce olacak. Ha, ince olacak. Ondan sonra altını üstünü güzelce kızartacaksın. Yani çevireceksin, tekrar kızartacaksın. Çevireceksin, tekrar kızartacaksın. Tereyağını mutlaka görecek. Altı üstü her tarafı tereyağını mutlaka görecek. Artı su böreğini iç yağıyla yiyeceksin arkadaş. Yani öyle hani keseyim de alayım başka bir kayıklı tabağı mabağı olayına girersen, soğudursan su böreğinin tadı kaçar. Su böreğini getirdiğin sinisiyle, tepsiyle yiyeceksin. Kesinlikle yanında ya fişne hoşafı ya da kayısı hoşafıyla yiyeceksin. Başka şeylerle yersen de pek tadı tuzu kalmaz yani. Sen bu yapmayı falan becerebilir miyim? Sadece akıl mı veriyorsun? Yani şu an yaparmış gibi anlatayım. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani bezeyi yaparım. Hamuru yoğururum. Çünkü kendim de biraz lokanta sektöründe olduğum için, ama öyle hamuru falan açamam. Annemden gördüğüm kadarıyla, ablalarımdan, eşimden gördüğüm kadarıyla söylüyorum.
Allah'a çok şükür o konuda biraz şanslıyım. Yani su böreğinin kralı yapılır yani bizim evde. Yemek isteyenler de bu arada buyursun gelsin arkadaşlar. Açık davet var mı yani? Var. Ne zaman isterseniz buyurun gelin, kapımız herkese açık yani, Allah'a çok şükür. Az önce dediğim gibi şimdi gençler bizim kültürlerimizi unuttular. Maalesef, maalesef. Onun da şurada biraz eksikliği var. Biraz önce de o da araya kaynadı. Gastrofest. Yani çok da ciddi çok güzel bir programdı yani. Şey oldu. Türkiye'ye genelde ses getirdi. Katılım oldu ama biz bunu biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Yani sen beni az çok dediğim gibi tanıyorsun. Ben seni tanıyorum da kendini ifade lazım. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Yani biz her gördüğümüz platformda belediye başkanlarımıza, yetkililerimize sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaş yani Konya'da bir kültür sokağı oluşturuz. Bugün Mevlana tarafında Mengüş Caddesi. Biliyorsunuz orada bir tadilat, madilat, restorasyon yapıldı. 3 vakıf, 5 dernek oraya topladılar. Mesela her ilçeye bir yer verseler. Yani 31 ilçeye, 31 ilçe böyle bir dükkan. Yani bir atıyorum bir 50 metrekare, 20-30 metrekare neyse metrekaresi. Orada işte ne bileyim o kültürü yaşatacağı şekilde 7-24 demeyelim de 12 ay, 365 gün açık olacak şekilde orada o kültürler yaşatılırsa, yani gelecek nesillere aktarılırsa biz bunun adına seviniriz. Öyle söyleyeyim. Çok, çünkü çok zengin bir coğrafyamız var. Yani büyük bir coğrafyamız var. Zengin bir kültürümüz var. Bugün Ateşbazı Veli Türbesi'ni biliyorsunuz Meran Menion'da. Mevlana'nın aşçısı. Yani bugün bir Selçuklu kültürü var bu şehirde halen yaşayan. Bamya çorbasından, işte yaprak sarmasından, Konya yemek kültürü de çok zengin bir kültür. Bugün Balkanlara, yani Makedonya'sı, İşte ne bileyim Bosna Hersek'i. Ben Trabzon'da belgesel çekerken orada bir köyde bana dediler ki bizim aslımız Konya'dan geldi. Malatya'dan bir köyde belgesel çekerken aslımız Pötülge, Konya'dan geldi dedi. Yani. Çankırı'da Konya dediler. Yani Konya eski Anadolu Selçuklu. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Urfa'dan sonra ikinci nüfus bakımında yani. Türkiye genelinde. İkinci nüfus bakımında şey olan, kalabalık olan bir, yani bir Konyalı'nın özellikle bir Bozkırlı'nın dünyada ayağını basmadığı ülke yokmuş mesela, öyle de bir duyum var. Bozkırlı. Yani, niye Bozkırlı? Bilmiyorum, öyle duydum. Öyle duydum. Şimdi ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyorum ama Konyalı gerçek anlamda, gerçek manada çok. Bugün Yemen'de gittiğiniz zaman bir Konya asıllı, işte ne bileyim bir Balkanlara gittiğiniz zaman bir Konya asıllı. Yani çok kültürleri biz ben oralara... Ben sözü çok uzatıp izleyici sıkmak da istemiyorum Mustafa'cığım. Kitabın ortasından bir şey soracağım. Konyalıyım demekten insanlar bazen bazı yerlerde çekiniyor. Gelelim şimdi şöyle. Şimdi ben bunun aslı sabahtan beri muhabbet ettik, ağzına sağlık. Allah razı olsun. Cümlemizde. Bizim insanımızın bir de köy, bak laf lafı açıyor. G'ye de kölge diyor, gölgeye de. Aynen, bizim Konya'da K'ye G deriz. Yani sadece şu vardır. Yani bizde gölgeye kölge deriz. Hani niye abi? Kibarlaşacağız yani. Kibarlaşacağız. Onun zaman mesela garsona karson. Yani kibarlaşacağız. Bir restoranta gittik. Karson bey bakar mısın? Yani garsondur normalde. Aslında garson. İşte biz öyle ters, enteresan, değişik. Ne diyorsun mesela? Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Yani ben Konya'nın yerlisiyim. Böyle söyleyeyim. Hani dağlı olsam da sonuçta Konya'nın yerlisiyim. Kendin biliyorsun. Benim dükkanımın dışında, içinde, her tarafında Konya Spor yazar. Bugün ben paranın para zamanında kubuzlanmayayım da tekrar söyleyelim. Paranın para zamanında arabamı ilk aldığım zaman Samsun Bafra'dan getirdiğim zaman gittim 1.000 lira para verdim. Arabamın plakasının başı da sonunda 42 olsun dedim. Niye? Ben gittiğim zaman gocunmadım yani. Hani benim Konyalı olduğumu bilsinler, Konyalı Konyalı olduğumu bilsinler dedim yani. Hani bugün etrafımda birçok sanayici, zengin, iş adamı arkadaşım var. Adam arabayı alır almaz plakasını değiştiriyor. Yani Konya plakaysa. Dışarıdan aldıysa hiç ellemiyor. Elleşmiyor yani. Hani olduğu gibi. Dokunmuyor yani. He, elleşmiyordur. Onları araya katalım. Şimdi soruyorum oğlum, plakanı niye Konya plaka yapmadın? Ya diyor hacı diyor, işte diyor Akdeniz'e falan gittiğimizde pek iyi diyor, gözle bakma. Ya kardeşim, sonuçta o Akdeniz'e ben hepinizden çok gidiyorum. Yani kubuzlanma. İyi gözle bakma diye bir şey görmedim. Ben de gidiyorum. Ya mesela. Hani gittiğin zaman işte ne bileyim otelde Konyalı mı, buna yer yok diyorlarmış. Zaten rezervesiz zaten şu anda gidilmiyor da. Ya gittin velev ki bir restoranın önüne durdun, ha Konyalı mı geldi? Ya kardeşim sen düzgün davran. Ha Konya'da gerçekten böyle adamlar da varmış mı? Desinler ya, ben adam bana bakıyor şöyle bir tanımayanlar. Yani genelde hep tanıdık otellere gidiyoruz da tanımadığım adam diyor ki kardeşim şöyle şeklin şemanı hiç Konyalı'ya benzemez. Ama konuştuğun zaman pat diye alnında yazar gibi Konyalıyım diye bağırıyorsun diyorlar. Yani hani ben plakamı, yani ben niye gizleyeceğim Konyalı olduğumu, kimliğimi sağda solda?
Şimdi böyle millette böyle bir şey var. Yani böyle bir ön yargı var. Dışarıdan Konya'mıza karşı bir ön yargı var. Bizim milletimiz de buna uyuyor. Yani hani Konyalılara pek iyi gözle bakmıyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Özellikle bunu kafaya çok takıyorum. Kimse gizlemesin abi. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Ankaralı bizim, olmuş, İstanbul. Bizim gibi olsun hadi. Yani Konya yani, TV gibi. Tam, kitabın tam ortasından olsun abi. Konyalıysa Konyalıymışsın yani. Bizim kanalımız bile Konya'da abi. Yani, adam yazmış abi. Ya işte Konya TV yani bunu. Konya TV olsa ne? Konya TV yani. Üstü adam özünü kaybetmemiş yani. Kitabın tam ortasından demiş yani. Abi ağzına sağlık. Cümlemizden. Hoş geldin tekrar. Hoş son olarak İnşallah. İzleyicilere ne söylemek istersin? Şimdi son olarak izleyicilere ne söylemek isteriz? Arkadaşlar madem konu Konya, öncelikle kendi hemşerilerimizi söyleyeyim. Tüm herkese, tüm insanlığa, tüm Müslümanlara, tüm millete diyelim. Allah önce sağlık versin. Sonra huzur versin. Ondan sonra bol bol keselerine bereket versin. İlk önce sağlık, her şeyin başı sağlık. Özümüzü kaybetmeyelim arkadaşlar. Benim herkesten ricam, isteğim bu doğrultuda olur. Kendi kültürümüzü, geleneğimizi, görüneğimizi asla unutmayalım. Eyvallah. Yani diyeceklerim bunlar olur. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Böyle sağda solda sosyal paylaşım sitelerinde gezerken lüzumsuz programları izlemeyin arkadaşlar. Bakın Osman kardeşimiz güzel bir program hazırlamış. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Biz de ilkimiz burada. İnşallah güzel şeyler olur. Senin adına. İlkle alakalı bir şey var mı? Gururlanırız. Yani bizim Osman kardeşimiz yani kubuzlanırız gittiğimizde. Bu sefer kubuzlanırız yani. Osman kardeşimiz bir program yaptı. Allah'a çok şükür başarılı da oldu. Instagram'da, YouTube'da uçuyor deriz. Oranın ilk konuğu da bizdik diye kubuzlanmayız. Ama Osman Kadra kubuzlanırız. Bizim arkadaşımız. Ayağına sağlık. Bir, Allah'a çok şükür milliyetçilik Eyvallah. Var. Kendi arkadaşım, eşim, dostum bir yere geldiği zaman. Eyvallah. Ondan gurur duyarım. Kendim bir şey başarmış gibi. Allah yolun açık olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Tekrar ayağına sağlık. Bizi kırmadın. Rica ederim. Herkese. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım muhabbetten. Ben bir de şöyle bir durum var. Mustafa'yı bir daha konuk almak isterim. Eğer inşallah. Olursa. Farklı kelimelerle arkadaşlar. Bilmediğiniz kelimeler varsa bu ben çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok iyi oldu. Aşağıya yazınlar. Aşağıya yazın. Yani ben aşağı yorum hadi. Ben çok merak ediyorum diye yorumlara yazın. Biz oradan okuyalım. Ondan Osman ileride bir program olursa yani hani bizle de oynaşıp durmayacak Osman kardeşim. Çok farklı Konya'da çok değişik enteresan insanlarımız var Allah'a çok şükür. Çok farklı kültürlerde çok farklı insanlarımız var. Bir fırsatını bulursak da onların üzerine diyeceğiz ki mesela Ahmet şunu sormuş. Ahmet kardeşim senin sorduğun sorunun cevabı şu. Şu demek diyebilelim. İnşallah öyle de güzel Eyvallah. Bir program olursa hep beraber şey yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Sürçülisan ettiysek de affola arkadaşlar. Eyvallah. Aynen Mustafa'nın dediği gibi. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.